Normalleşme konusu geçen hafta boyunca da yayınlarda sık sık altını çizdim. Bayramdan sonraya kaldı gibi görünüyor. Yani Mayıs ayı boyunca da sıkı tedbirler devam edecek gibi duruyor. Ha, restoranların, AVM'lerin açılması, kuaförlerin, berberlerin yeniden çalışmaya başlaması çok ciddi kurallar ve kademeli olarak gündeme geldi. Masada tüm bunlar ama henüz erken deniyor şu aşamada. E, haftalık verilere bakılarak hareket ediliyor. Haftalık veya 15 günlük. Neden? İşte bu virüsün kuluçka süresi üzerinden hareket ediliyor. Dolayısıyla e, vaka sayısındaki düşüş, e, ölüm oranlarındaki azalma, e, yoğun bakım sürecinden hastaların çıkmaya başlaması bunlar önemli gelişmeler. Sağlık Bakanı da pik noktasını gördük dedi ama hala ortasındayız meselenin. Yani henüz rahat ola geçecek bir vaziyetimiz yok. Dolayısıyla Mayıs ayı boyunca da sıkı tedbirlerin sürmesini bekliyoruz ve Mayıs ayı boyunca bu normalleşme çalışmaları, bu planlamalar devam edecek. Bayramdan sonra belki ilk adımları göreceğiz. Ama pazartesi kabine toplantısı birkaç anlamda önemli. Yeni kararlar çıkacak oradan öyle görünüyor. Bir tanesi senin söylediğin gibi lise giriş sınavına dönük. Milli Milliyetin Bakanı Cumhurbaşkanı açıklayacak demişti. Zaten okulların açılışı ertelendi Mayıs sonu dendi. Şimdi 7 Haziran'daki lise giriş sınavı ne olacak? Benim izlenimim bu sınavın erteleneceği yönünde. Anladığımız kadarıyla Milli Eğitim Bakanlığı bazı tarihler üzerinde opsiyonlu çalışıyor. İşte Haziran sonu, Temmuz sonu, ...Ağustos başı, Temmuz başı gibi gibi. Bu opsiyonlu tarihler e, kabine toplantısında gündeme gelecek ve bir karara bağlanacak. ve Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacak. Dediğim gibi bendeki izlenim e, bu sınavın bir süreliğine ertelenebileceği yönünde. Çünkü e, öğrencilerin sağlığı riske edilmek istenmiyor. Ve bu önemli bir sınav. Netice itibariyle sosyal mesafe korunacak olsa bile öğrenciler sınıflarda bir araya gelecek. E, çok yüksek oranda katılımın olduğu sınavlar bu. Bunlar. Evet. E, bu sınavlarda işte görevli öğretmenler olacak, güvenlik görevlileri olacak. Dolayısıyla belli bir kesim hareketli olacak. Bunun ne kadar geç olursa o kadar iyi diye bakıldığını biliyorum. Diğer yandan e, 65 yaş meselesi var. Çok tartışılıyor. Onlar artık biraz e, dışarıya çıkmak istiyorlar. Bu hafta olmadı, olamadı. E, bilim kurulunun gündemindeydi. Bazı kriterlere dayalı olarak belki önümüzdeki hafta sonu çok, sokağa çıkma yasağı e, sürerken bir iki saatlik onlara bir esneklik tanınabilir. Bu da kabinede değerlendirilecektir diye düşünüyorum ve yine cumhurbaşkanı eğer önümüzdeki hafta sonu bu esneklik sağlanacaksa Pazartesi açıklayabilir ve Ramazan önlemleri. Geçen gün de konuşmuştuk yayında. Şimdi Ramazan ayında e, çok hareketlendi. Çarşı Pazar, e, sosyal mesafe unutulmaya başlandı, maske takmayanlar artmaya başladı. İftar sahur arası keza hareketlilik devam ediyor. Aileler arası karşılıklı ziyaretlerin sürdüğü e, yönünde tespitler var. Hatta evet. AK Parti MYK toplantısında gündeme geldi. Acaba akşam saatlerinde sahura kadar bir kısıtlama olur mu diye. Cumhurbaşkanı şu an gündemimizde yok. Pazartesi değerlendiririz dedi. Dolayısıyla Ramazan'a ilişkin yeni önlemler açıklanabilir pazartesi ve keza nasıl bir bayram geçireceğiz. Kabinede genel çerçevede değerlendirilecektir ama bunun için 18 Mayıs'taki kabineyi bekleyeceğiz. Oradan bayrama dönük açıklamalar çıkabilir. Şu anki izlenimim yine izlenim olarak altını çiz 4 günlük bir sokağa çıkma kısıtı olabilir bayram boyunca ve dolayısıyla normalleşme adımları da bayramdan sonra dediğimize göre bayramdan sonraki ilk kabine toplantısı 1 Haziran 1 Hazirandaki kararları açıklamaları beklemek gerekebilir diyeyim ve noktalıyım.